Son dönemde özellikle kalp krizi vakalarında bir artış söz konusu mu? Aslında istatistiklere yansıyan çok ciddi bir artış bulunmamakta. Aşı ile ilgili bir komplikasyon olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Ancak tam tersine koronavirüs hastalığının kendisinin özellikle pıhtılaşmayı artırdığı, vücutta iltihabi, inflamasyon dediğimiz durumu ortaya çıkardı ve bu yolla da kalp krizine neden olabildiğini biliyoruz. Tabii kalp krizi için geleneksel risk faktörleri de var. Yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara gibi. Göğüs ağrısı, özellikle yol yürürken, merdiven çıkarken ortaya çıkan göğüs ağrısı veya istirahatte göğsün ortasında baskı, yanma hissedilmesi durumlarında bir kalp doktoruna gözüküp EKG çektirmek lazım. Kalp damar hastalığından şüphelendiğimiz durumlarda biz bu hastalara efor testi gibi bazı testlerle değerlendiriyoruz. İhtiyaç duyarsak da el bileğinden çok basit bir şekilde 5-6 dakika süren bir işlemle kalp damarlarını anjiyografik olarak görüntüleyebiliyoruz ve hastalarımızı saatler içerisinde hastanemizden taburcu edebiliyoruz. Anjiyografi nedir? Anjiyografi bir teşhis işlemidir. Kalp damarlarını boya vererek görüntüleme işleminin adı anjiyografi. Vatandaşımız çoğu zaman bunun bir ameliyat veya tedavi yöntemi olduğunu düşünür. Bu yanlış bir bilgi aslında. Bir teşhis işlemi, akciğer filmi çekmekten çok bir farkı yok. Biraz daha girişimsel. Nasıl yapıyoruz? El bileğindeki atar damarın içinden kalbe gönderdiğimiz kateterler var. Biz el bileğini lokal olarak uyuşturup buradan kalbe bir kateter gönderip kalp damarlarının içerisine boya veriyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika süren bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımız hastaları 2-3 saat hastanede tutuyoruz. Diyelim ki anjiyografi esnasında ciddi darlık tespit ettik damarlarında. Bu tür hastaların damarlarını aynı yine o el bileğinden balon stent göndererek açmamız da mümkün. Yine aynı şekilde bu hastalarımızı da 2-3 saat içerisinde hastanemizden taburcu ediyoruz. Yüksek riskli bireyleri tabii direkt anjiyografik olarak değil ama bir kalp doktorunun değerlendirmesi gerekir. Bunlar kimler? Ailesinde kalp damar hastalığı öyküsü bulunanlar, şeker hastalığı bulunanlar, tansiyon yüksekliği bulunanlar veya sigara kullanan bireyler düzenli kalp doktoruna gözükmeleri lazım. Bu değerlendirmeler sırasında eğer efor testlerinde bozukluk olursa veya hastanın şikayetleri damar hastalığını düşündürecek şekilde ise ilgili hekim bu hasta için zaten anjiyografi önerecektir. Erken anjiyografi ölümcül komplikasyonları, kalp krizi gibi önlemede oldukça faydalıdır.